Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polisin teröristler tarafından şehit edilmesinden sonra olayların çıktığı ilçeye BDP heyeti de gitmek için yola çıktı. Ancak heyetin Dörtyol ilçesine girmesine izin verilmeyeceği açıklandı. Sabah Diyarbakır'dan yola çıkan BDP heyeti ve beraberindekiler polis tarafından Osmaniye'de durduruldu. Son durumu NTV muhabiri Hamza Gül'den alacağız. Hamza. Evet, Banu, şu an Adana İskenderun otoyolunun Erzin sapağına çok yakın bölgede aç konaklama tesisleri olarak bilinen dağsa piknik alanı civarında güvenlik önlemleri sabah saatlerinden itibaren önlem almışlardı ve Hatay Valiliği'nin sabah yayınladığı bir genelgeyle 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 Taksim C maddesine göre kamu düzenini tehlikeye düşürecek bu ziyaretin engellenmesi yönünde bir karar alınmıştı. Bu karar geçtiğimiz dakikalarda bu noktaya gelen BTP heyetine verildi. Ancak BTP heyeti eş başkanlarla beraber milletvekilleri vardı. Ayla Akat Asay'la İbrahim Dinici bu kararı eş başkanlarıyla değerlendireceklerini, emniyet güçlerine de siz de valilikle tekrar bu kararı bir gözden geçirin. Biz oradaki insanları ziyarete gidiyoruz. Provokasyon amaçlı gelmedik. Bir bayrak bile yok konvoyumuzda gibi açıklamalarda bulundular. Şimdi emniyet güçleri valilikle görüşüyor. BTP heyeti de o üzerine eş başkanlarla beraber otoyolda bir toplantı halindeler. Ve otoyolda trafik kapandığı için de her geçen dakika uzayıp gidiyor geriye doğru. Emniyet güçleri kesinlikle bırakmamakta tatlılar. BTP'lilerin de görüşmeden sonra nasıl bir karar alacaklarını önümüzdeki dakikalarda hep birlikte göreceğiz. Biz de bu gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz sizlerle. Hamza, teşekkürler aktardığım bilgiler için. Sayın seyirciler, DTP heyetine izin verilmediğinin açıklanmasının ardından dört yoldaki son duruma da yakından bakalım. Gökhan Gerçek notlarıyla karşımızda. Gökhan. Banu, BDP heyetinin ilçeye sokulmayacağı yönünde valilikten yapılan açıklamaya rağmen tansiyon düşmüş değil. Burası Hatay Dört Yol'un merkezi, istasyon caddesi. Cadde vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı. Bu tür grupların karşı karşıya geldiği olaylarda bir takım söylentiler, bazı dedikodular kulaktan kulağa şekil değiştirerek yayılıyor. Vatandaşlar da yaklaşık 1000 kişilik BDP'li bir grubun ilçeye geleceği yönünde bir iddiayı gündeme getiriyorlar. Emniyet güçlerinin bütün böyle bir şey olmadığı yönündeki telkinlere rağmen şu an vatandaşlar ikna olmuş durumda değil. Yaklaşık 2000 kişilik bir grup şehir merkezinde, ilçe merkezinde, dört yolun merkezinde bekleyişlerini, BDP heyetini bekleyişlerini sürdürüyorlar. Slogan atıyorlar, tekbirler getiriyorlar ve teröristlere lanet okuyorlar. BDP heyetinin buraya gelmemesini valiye, emniyet güçlerine talep ediyorlar. Olağanüstü güvenlik tedbirleri de güvenlik güçleri tarafından devam ediyor. 1000'in üzerinde polis burada görevde. Şehir dışında da özellikle Kürt kökenli vatandaşların yaşadığı mezbahane bölgesinde de 400'e yakın özel harekat timi ve jandarma özel harekat timi orada görev yapıyor. Şu an için son durum bu şekilde. Tansiyon 2 gündür süren sessizlik, düşen tansiyon tekrar yükselmiş durumda. Buradan Hatay Dört Yol'dan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet, Gökhan Gerçek'e teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Dört polisin şehit edilmesinin ardından olayların çıktığı Hatay'ın Dörtyol ilçesi de neler yaşanıyor ve Hatay Valisi Celalettin Leke sizin açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan şiddet olaylarının 3. gününde sokaklarda sükunet hakimdi. İşyerleri tahrip edilen esnafı ziyaret eden Hatay Valisi Celalettin Lekesiz, dükkanlardaki zarara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek zararın tazmin edileceğini söyledi. İşyerleri tahrip edilen esnaf polisi olaylara göz yummakla suçladı. Şu anda ben burada kuyumculuk yapamayacağım artık, çünkü ben PKK yandaşı oldum şimdi. Safın PKK'dan yana oldum. Kimse size PKK yandaşısınız demiyor. Nasıl olacak peki? Geçmiş olsun. Tepkili esnafı tek tek sakinleştirmeye çalışan Lekesiz, biz kardeşiz, birbirimize yüzüne bakamayacak hale gelmeyelim diye konuştu. Kaymakam gönül isterdi, açıklamada bile gelmelerdim. Başımız zaman içerisinde. Geçmiş olsun. Etnik kökenlerine rağmen yıllardır yan yana çalışan esnaf da yaşanan olaylara tepkili. İç içe her zaman için 50 sene olmuş. Bunların buraya bu memlekete yerleşeli. Kız vermişik, kız almışık. Benim 2 tane kızım var Kürt'te. BDP eş başkanlarının bölgeye yapacağı ziyaret nedeniyle bölgede tansiyonun yeniden yükselmesinden endişe ediliyor.
Vali Lekesiz, BDP'nin yapacakları basın açıklaması için kendilerinden izin almadığını söyledi. Olaylar yatışmış gibi görünse de polisin ve askerin bölgedeki üst düzey alarm durumu devam ediyor. Çevre illerden takviyelerle ilçedeki polis sayısı 1000'e ulaştı. Özellikle Mezbahalar bölgesinde jandarma özel harekat timleri de hazır bulunuyor.